Bir anadan dünyaya gele yolcu Bir anadan dünyaya gele yolcu Görünce dünyaya gömül verdi Neşet Ertaş kimdir ve aslen nerelidir? Neşet Ertaş'ın bilinmeyen yaşam öyküsü Türk müziğinin ünlü ismi Neşet Ertaş Ölümünün 11. yıl dönümünde anılıyor İşte türküleriyle milyonlarca insanın hafızasında yer Edinen Neşet Ertaş'ın biyografisi Neşet Ertaş, Kırşehir'e bağlı Çiçek Dağı ilçesi. Abdallar Kırtıllar Köyü'nde 1938'de dünyaya geldi. Beş çocuklu bir ailenin ikinci çocuğudur. 6 yaşındayken bir yandan köçeklik yapıp, bir yandan zil çalıyordu. Saz çalmaya meyli olsa da babası saz çalarken saz alamazdı. Ancak saz ustası olan babası ilerleyen, dönemlerde Neşet Ertaş'ın, yeteneğini fark edecek ve onu bu yönde eğitecekti. Abdallık geleneğinde çocuklar 11 ila 12 yaşına geldiklerinde çalgı çalmaya yetenekliyse eğer, çalgı aletlerinden birini alıp çalmaya başlardı. Çalgı çalmaya yeteneği yoksa köçeklik yapmayı sürdürürdü. İşte Ertaş bu dönemlerde aldı sazı, bir daha da bırakmadı. O babasının oğluydu. Kendi deyimiyle babasıyla aynı ruhun insanıydı. Çocukluk döneminde göçebe bir hayat yaşadığından dolayı okula gidemeyen Ertaş henüz 12 yaşındayken annesini kaybetti. Annesi vefat ettiğinde en küçük kardeşi 3 aylıktı. Kısa süre içinde en küçük kardeşi de hayata gözlerini yumdu. Babasının yeni eşiyle kurduğu ailesiyle. Birlikte 2 yıl yaşamına devam Ertaş. 14 yaşında köyünden ayrılarak İstanbul'a gitti. Sanat hayatı. İstanbul'da zorlu yollardan geçen Ertaş. Uzun süren işsizlik döneminin ardından. Sençalar plağı sazıyla birlikte gitti. Ertaş'ın yeteneğini hemen fark kadri sençalar ona bir plak okuttu ve onun sahne hayatının başlamasına vesile oldu. Yine aynı plak şirketinde. Neden Garip Garip Ötersin Bülbül ismiyle ilk plak çalışmasını tamamladı? Bu isim babasına ait bir türkünün ismiydi. 1957'de çıkardığı bu plak artaşı Anadolu'da severek dinlenen bir halk ozanı haline getirdi. Öyle ki ilerleyen zamanlarda Bozkır'ın tezenesi olarak anılacaktı. İstanbul'da iki yıl ikamet ettikten sonra Ankara'ya göç etti. Ankara'da çalışmaya başlayacağı gazinoda evleneceği kadınla tanışacak. Uğruna çok türküler söyleyecekti. Leyla Ertaş ile evliliği. Askerlik görevini tamamladıktan sonra Ankara'da bir gazinoda çalışmaya başlayan Ertaş. Burada Leyla adında bir kızla tanıştı. Kısa süre içinde bu kızla evlilik kararı alan sanatçı. Aileler her ne kadar karşı çıksa da nikah masasına oturdu. Bu evliliğe şiddetle karşı çıkan Neşet Ertaş'ın anne ve babası. Evlilikten ötürü uzun zaman onunla görüşmedi. Bu evlilikten 3 çocuk sahibi olan Neşe Ertaş, 7 yılın ardından Leyla Ertaş ile yollarını ayırdı. Ünlü sanatçı, boşandıktan 8 sene sonra alkol ve sigara kullanımına bağlı olarak parmaklarından felç geçirdi. Bir süre işsiz kalan sanatçı, kardeşinin davetiyle Almanya'ya giderek orada tedavi oldu. Uzun yıllar Almanya'da yaşamına devam ünlü halk ozanı 2000'de İstanbul'da vermiş olduğu konser ile sahneye geri döndü. Devlet sanatçılığı unvanını reddetti. Ünlü halk ozanı, kendisine verilmek istenen ilk ödülü, her ne kadar onur duymuş olsa da reddetti. Cumhurbaşkanı Süleyman tarafından kendisine layık görülen, devlet sanatçılığı unvanını, hepimiz bu devletin sanatçısıyız diyerek kabul etmedi. Ertaş'a göre, devlet sanatçısı sıfatı, bir ayrımcılık göstergesiydi ve halkın sanatçısı olarak kalmak. Kendisi için en büyük mutluluktu. Devletten bir kuruş almayan sanatçı, bir tek TBMM tarafından üstün hizmet ödülünü kabul ettim onu da bu kültüre hizmet ecdadımız adına aldım, şeklinde ifadeler kullandı. Yaşayan insan hazinesi Neşet Ertaş, kendisine verilen ödülü ve unvanı kabul etmeyen, Ertaş'ın bu tavrı halk arasında, adeta bir efsaneye dönüştü, halktan biri, halkın sanatçısı olmuştu Ertaş. İnsanların gönlüne yerleşmiş olan sevilen sanatçı, sumut olmayan kültürel mirasın korunması, sözleşmesi kapsamında yaşayan insan hazinesi kabul edildi. Ayrıca 25 Nisan 2011'de İTÜ Devlet, Konservatuvarının Fahri Doktora Ödülü sunuldu. Diğer yandan Neşet Ertaş'ın ve bağlama çalışı ve türküleri konservatuvarlarda ders olarak verildi. Neşet Ertaş'ın ölümü Neşet Ertaş, bir süre İzmir'de prostat kanseri tedavisi gördü, tedaviye yanıt veremeyen ünlü sanatçı. 25 Eylül 2012'de, 74 yaşında tedavi gördüğü hastanede hayatı gözlerini kapattı. Cenazesi Kırşehir Bağbaşı Mezarlığı'na, babası Muharrem Ertaş'ın yanına defnedildi hayatı ve eserleri doçent doktor. Parlak tarafından iki ciltlik bir kitap halinde. Yayınlanan sanatçının heykeli dünyaca. Ünlü heykel sanatçısı Adil Çelik tarafından yapıldı. Bu heykel dünyada robot heykeli yapılmış ilk sağ sanatçısı. Olma özelliği taşımaktadır. Söz konusu heykel. Kırşehir Neşet Ertaş Gönül Sultanları Kültür Evi'nde sergilenmektedir. Merhum sanatçı. 25 Eylül 2022'de ölümünün. 10. yıl dönümünden ötürü yeniden anılıyor ülkenin çeşitli vilayetlerinde gazetelerde ve sosyal medyada Neşet Erteş'e yönelik paylaşımlar yapılıyor.